iki arkadaşımla beraber adliye önünde İsrail'de yaşanan vakalarla ilgili geçmişte sorunlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Bunlarla ilgili bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığını gördük. Bundan dolayı sorunlar hakkında tekrar suç duyurusunda bulunmak için toplanmış bulunuyoruz. Malumunuz olduğu üzere İsrail yaklaşık 10 aydır Gazze'de katliamların devam ettirmekte. Asker, sivil, yaşlı, genç ayrımı yapmadan gözü dönmüşçesine katliamlar hızlı bir şekilde devam etmekte. Bunu nereden anlıyoruz, görüyoruz? Özellikle sivil yerleşim yerlerinin, okulların, hastanelerin bombalanması adeta sivilleri hedef aldığının en büyük kanıtı. İsrail 1948 yılından beri bu tür katliamları devam ederek topraklarını genişlettirmekte. Özellikle 17 ay boyunca, 17 yıldır, son 17 yıl, 2007 yılından itibaren Gazze'yi abluka altına almış. Gazze'ye adeta insani yardım, gıdanın giriş sıkışını kendi kontrolünde, izninde tabi tutmuştu. Özellikle yaşadığımız son 10 ay boyunca bunlara dahi müsaade etmemekte. Bu durum Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, sivillerin korunmasına dair genelde sözleşmesinin açık hükümlerine aykırı olduğundan dolayı adeta soykırım, insanlık suçu işlemekte. Az önce de ifade ettiğim gibi bu ilgili sorunlar hakkında yaklaşık 10 ay önce sürecin bu katliamın başladığı günden günlerde 10 ay önce yine bu adliyede ilgililer, İsrail sorumluları, başta Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu, İçişleri Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanları hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Ancak aradan geçen 10 ay boyunca herhangi bir işlem yapılmadığını gördük. Bundan dolayı bugün de bu işlemi yapmayan, ilgililer hakkında soruşturma başlatmayan sorumlular hakkında görevini ihmal suçundan suç duyurusunda bulunmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. İlgi alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Şunun bilinmesini isteriz ki mensubu olduğumuz kuruluş ta 1969'dan itibaren sürekli Filistin'in yanında, mazlum halkın yanında olmuştur. Bundan sonra da bu tür çalışma eylemlerimizle beraber mazlum Filistin halkının yanında olduğunu tüm kamuoyuna duyurmak istiyor. Katılımlarınızdan dolayı hepinize saygılarımı sunuyor. Allah'a emanet ediyorum.